Size merhaba arkadaşlar. Terry Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız size, bize yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2018 son dakika güncel transfer haberleri. Transfer haberlerine geçmeden önce sizlerin bana yorumlarda sorduğu transfer haberlerini değerlendireceğim. Berk Kurnaz sormuş. Seltevigo 14 milyon dolar istedi Emre Mor için. Emre Mor Galatasaray'a gelir mi? Şimdi Emre Mor olayında şöyle bir şey var. Aynı Talisca'yı Benfica'dan Beşiktaş kiralamıştı ya 2 yıl bir de bonservis bedeli koymuşlardı. Bonservis bedelini kullanmadılar. Yani Galatasaray'da böyle bir formül üzerine duracaklar. Yani 14 milyon olan bonservis bedelini koyacaklar. Ancak onu kullanmayabilirler 2 yıl kiraladıktan sonra. Geri Emre Mor'u almayabilirler. Emre da yeniden Seltevigo'ya gider. Yani böyle bir plan üzerinde duruyor Galatasaray yönetimi. Direkt bonservisini almayacaklar yani. Süper Game'i sormuş. Abi lütfen cevap ver. Leroy sene başka takıma transfer olur mu? Şu anda transfer olacağını düşünmüyorum. Yavuzhan Anakça'yı sormuş. Amino Umar Trabzonspor'a gelir mi? Kesinlikle gelir. Osmanlıspor bildiğiniz üzere ligden düştü. Pinto, Amino Umar gibi kaliteli oyuncular yeniden Süper Lig'e ye transfer olacaktır. Yani Süper Lig'de onlar yeniden kalacaktır. Amino Umar da Trabzonspor'a yakın şu anda. Yiğit Unal'dı sormuş. Emre Akbaba'ya veda veya Bernard Beşiktaş'a gelir mi? Hangisi gelirse daha iyi olurmuş demiş. Emrak Baba'nın ben Beşiktaş'a geleceğini düşünmüyorum. Galatasaray'a yakın şu an kendisi. ile ilgili de yeni bir gelişme var. Videoyu sonuna kadar izlersen onun hakkında da bilgi almış olursun. UEFA'dan kadro kısıtlama cezası bekleyen Galatasaray'da altyapıdan yetişen oyuncu ihtiyacı baş gösterdi. Bu kapsamda Albayrak'ın Semih Kaya ile temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı bildirildi. Sparta Bırak'ta forma giyen başarılı futbolcunun kulübünün de izin vermesi halinde önümüzdeki sezon Galatasaray'a kiralık olarak dönebileceği öğrenildi. Yani Semih Kaya da gerçekten Galatasaray'ın altyapısından yetişen başarılı oyunculardandı. Ancak maalesef kendini geliştiremedi. Yerinde saydı. Yerinde saydıkça da düşüşe geçti. Ondan dolayı Galatasaray'dan gönderildi zaten biliyorsunuz Sparta Praha. Şu an Galatasaray yeniden dönerse iyi bir yedek olur mu? İyi bir yedek olur artık bu saatten sonra. Artık banka oynayabileceğini düşünmüyorum ben. Semih Kaya'nın Galatasaray altyapısından yetiştiği için UAFA sınırlarına da uyuyor. Beşiktaş'ta Talisca'nın yerine transfer arayışlarına devam ederken yönetimin çalışmaları doğrultusunda gündemde olan ve görüşmelere başlandığı öne sürülen Bernard'dan açıklama geldi. Ukrayna bazındaki iddialara göre Bernard yakın çevresine konuştu ve resmen Beşiktaş'ı doğruladı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ı biliyorum 2013'te Shakhtar Donetsk'te geldiğim zaman da Beşiktaş'ın adını duymuştum. Şu anda acele karar vermek istemiyorum. Ancak dediğim gibi Beşiktaş büyük bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılda atlarından fazlasıyla söz ettirdiler. Acele etmeyeceğim. Beşiktaş da benim için cazip bir seçenek ifadelerini kullandığını öne sürüldü. Yani arkadaşlar Bernard'la ülkemizden Fenerbahçe ilgileniyor. Galatasaray'ın ben ilgilendiğini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray başka alternatifler üzerinde duruyor. Yani Bernard Beşiktaş'ı şu anda kesinlikle doğruladı. Yani biliyorsunuz bonservis bedeli ödenmeden alınacak bu oyuncu çünkü şu anda hiçbir takımda sözleşmesi yok. Yani Fikret Başkan'ın sevdiği oyunculardan alabilirlerse iyi bir futbolcu, daha genç yaşında, 26 yaşında, Şakhtar Donetsk'ten yetişmiş bir futbolcu. Yetişmiş derken yani son 3 4 5 yıldır orada oynuyor. Başarılı bir futbolcu kaçırmazlarsa iyi iş yapmış olur Beşiktaş yönetimi. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları henüz başlamadı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'la hafta sonuyla yapılacak seçimli genel kurul sonrası transfer haritası şekillenmeye başlayacak. Buna karşın basında transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. Fenerbahçe temsilcilerinden Carlos Baca için Milan'la temas kuruldu. Fanatik'in haberine göre bu isimlerin Yıldırım'ın ekibinden olduğu öne sürüldü. Aykut Kocaman daha önce de Kolombiyalı Yıldız'ı çok istemişti. Ancak Bala, Baka tercihini Villarreal'dan yana kullanmıştı. Yani Baka da gerçekten başarılı bir futbolcu Carlos. Yani Milan'da iyi, iyi bir performans gösterdi. Sevilla'da iyi bir performans gösterdi. En son Villarreal'de iyi oynadı. Ancak yani Villarreal'de iyi oynadı derken yani tam iyi oynayamadı. Performansını tam olarak gösteremedi. Fenerbahçe'ye gelirse bir Robin Van Persie krizi daha yaşanabilir. 31 yaşında şu an kendisi. Yani bilmiyorum alırlarsa az Yıldırım alacakmış. Ali Koç'un transfer listesinde yok bildiğim kadarıyla. Yani gündem yaratacak bir transfer olur. Ancak dediğim gibi sorunları var şu an kendisinin. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Muslera'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray'ın gündeminde Türk kökenli Yunan kaleci Pascalikas geldi. Gündeme gelen isim Pauk'un file Alexander Paksalias. Yunan ekibi 28 yaşındaki deneyimli eldiven için 5 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Alex, Bolu'nun efsane başkanı Kamil Blikan'ın kızı olan Nurcihan Bilgihan ile Yunan'ın eşi Nikol Paskalias'ın oğlu 2007 yılında İstanbul'da sarı kırmızılı takımla idmanlara çıkan Alex'in yabancı sayısından fazlalık sebebiyle lisansı çıkarılmamıştı. Yani bu da başarılı bir kaleci ancak 5 milyon avro dediğim gibi bayağı büyük bir rakam. Onun yerine Galatasaray defans hattını güçlendirebilir biliyorsunuz çünkü Fatih Terim'in Maykon'dan şikayetçi olduğu biliniyor. Yani bu transfer haberi doğruysa eğer faydalı olur ancak dediğim gibi 5 milyon avro biraz fazla bir rakam. Kiralık bir ücretle alabilirlerse 2-3 yıllığına kiralarlarsa daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Alvaro Negredo ile ilgili haberlere gündeme geldi. Akşamın haberine göre Beşiktaş İspanyol forvet Negredo'yu satmaya çalışıyor. Ancak önünde büyük bir problem var. Negredo Kartal'dan yıllık 4 milyon 350 bin avro garanti ücret alıyor. Bu parayı yona verebilecek kulüplerin sayısı ise belli. Sezon başında 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcu maaşında indirme kesinlikle karşı. Bu yüzden işler Arap saçına döndü. Türkiye'den talibi bulunmayan futbolcu için Yurt dışı ihtimali de zor. Avrupa'da vergi oranları çok yüksek olduğu için Negredo'yu Avrupa'ya bu maaşla satmak neredeyse imkansız. Yani Negredo'da çöp çıkmadı ancak işte bekleneni veremedi maalesef. Mario Gomez, Dembaba, Cenk Tosun gibi olamadı yani Abu Bakar. Yani onlar gibi olamadı maalesef. Negredo'dan sonra Wagner'la transfer ettiler. O da isteneni veremedi. Artık ben Beşiktaş'ın genç oyunculara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık yaşlı oyuncular tutmayabilir yani sonuçta her zaman tutacak diye bir ihtimal yok. Bence Beşiktaş daha genç oyunculara yönelmeliler. Yani Negredo'yu da Çin'e falan satabilirlerse, gönderirlerse kendileri için faydaları olur. Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta forma giyip 7 gol 2 asist üreten Atıf şu Kıbrıs Rum kesimi ekiplerinden Alimales'un radarına girdi. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri Andy Han, Politics gazetesine yaptığı açıklamada Aylin yöneticileri başka bir oyuncu için konuşurken bana Atıf'ı da sordular. Ancak onlara Fenerbahçe'nin kendisinden memnun olduğunu, hatta sözleşme yenilmeyi planladığını söylediğim ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de arkadaşlar Atif Şeşür'e sözleşme yeniden imzalamayı düşünüyorlar. Yani bilmiyorum Atif iyi bir futbolcu. Yani Sivas Spor'da gerçekten gol krallığı da yaşadı. Yani büyük takımlarda böyle futbolculara karşı taraftarlar tabii bir şey yapabilirler. Ancak ben Atif'in çoğu futbolcudan faydalı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de. Özellikle son haftalar yani bir Robben misali oynadı Atif. Biraz abartılı olacak ancak. Atıf da iyi bir futbolcu değerlendirebilirlerse onu da gücünü gösterebilir kendisi Atıf Şesu. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Uğur Demirok'un yöneticilerin kendisiyle masaya oturmaması nedeniyle başka takımlarla görüşmeye başladığı öğrenildi. İstanbul'un yolunu tutmak üzere olduğu öğrenilen deneyimli stoperin Metropol Başakşehir ile görüşme yaptığı öğrenildi. Yani Trabzonsporlu yöneticiler de artık Uğur Demirok'la yüksek maaşı nedeniyle yeniden sözleşme imzalamak istemediğini biliyorum. Ondan dolayı yani masaya oturmadılar. Medipol Başakşehir de biliyorsunuz büyük takımlarla tecrübesi bulunan futbolcuları hemen kadrosuna katmayı seviyor. Yani bu transferde öyle bir transfer olacak büyük ihtimal. Selçuk Yunan'ın da Medipol Başakşehir'e geleceği söyleniyor. Onunla ilgili güncel transfer haberlerini de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da orta sahadaki kilit isim Fernando'ya ülkesin Fernando'ya ülkesinden teklif var. Cruzeiro 30 yaşındaki Brezilya yıldız için Galatasaray'a 7,5 milyon avroluk bir öneri sunmaya hazırlanıyor. Brezilya basını Fernando konusunda de çok ısrarlı olduğunu yazdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise astronomik bir teklif gelmediği takdirde Fernando'nun kesinlikle satılmamasından yana. Evet arkadaşlar kusura bakmayın biliyorsunuz Fenerbahçe'de Fernando o ismi var. O isimle bayağı karıştırdım bu videoda da. Yani Fernando başarılı bir futbolcu. Galatasaray bunu bırakırsa orta sahasında büyük sıkıntılar yaşayabilir. Yani daha bir orta saha transfer etmeden bence Fernando'yu bırakmamaları lazım. Yani Fatih Terim'de gitmesinden fazla yana değil. Bırakmasınlar. Eğer şöyle bir 15 milyon avro falan gelirse tabii bıraksınlar 10 milyon 15 milyon avro. Ancak ben 10 milyon avroyu aşılmadık sürece Galatasaray'ın bırakmaması gerektiğini düşünüyorum Fernando'yu. Çin'in iki ekiplerinden Şangay Şangay'dan gelen senelik 4 milyon avrodan 2 yıllık anlaşma önerisini geri çeviren Dembaba'nın kariyerine kara kartalda devam edebilmek için 2,5 milyon avroya evet dediği öğrenildi. Dembaba transferi hakkında geçtiğimiz hafta içinde transfer her an bitebilir açıklaması yapan Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur bizzat yürüttüğü pazarlığın mutlu sonla bitmesi sonrasında tarafların gelecek hafta anlaşma resmiyetine dökmesi bekleniyor. Yani Dembaba'nın zaten Beşiktaş'a transfer olacağını gerek başkan Göztepe'de oynarken yani herkes açıkladı arkadaşlar. Dembaba kesinlikle Beşiktaş'ta Beşiktaş taraftarı rahat olsun. Yani Burak Yılmaz'la ilgili iddialar da hala devam ediyor. Burak Yılmaz da her an Beşiktaş'a imza atabilir. Fenerbahçe'de her şey seçime endeksle edilse de transfer yapılacak mevkiler aşağı yukarı belli. Bunlardan birisi de stoper bölgesi. Brezilya'dan bu mevki için dede iddiası geldi. Sambacıların Dünya Kupası'nda şansının değerlendirildiği Sport TV'deki programda rezerv kadroda yer alan Kurezi'ci savunması bu yıl ilk kez ülke dışında çıkacağı belirtilirken adres olarak Fenerbahçe gösterildi. Dede'yi sarı lacetli takıma gitmeyi ise kendisi gibi Brezilya'nın Dünya Kupası'nda rezerv kadrosunda yer alan Giuliano'nun ikna edildiği belirtildi. 1.92 boyundaki dede hava toplarındaki doğal hakimiyetinin yanında güçlü ve atletik fiziğiyle ileriye çıkıp attığı gollerle tanınıyor. Yani dede de başarılı bir futbolcu. Bence Brezilya'da iyi futbolculardan biri defans hattında. Yani Fenerbahçe'ye gelirse 1.92 boyu da fiziği de gerçekten iyi. Yani sağlam bir katkı yapar ancak tek hamlelik bir oyuncu yani aynı Ter gibi. Yanına bir Simon Kayer gibi tam onu tamamlayacak bir isim almalı. Ya da Noştater'i hoca bırakmamalı. Noştater gitmemeli. Yani bilmiyorum belli olmaz hiçbir şey. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Jason Denayer konusunda henüz kulübü Manchester City ile temas kurulmadı. Önümüzdeki haftadan itibaren İngiliz ekibiyle görüşmelere başlayacak. Ancak City'nin geçen sezonda kiraladığı Denayer'i bu kez bonservisiyle bir kulübe vermek istediği öğrenildi. Sarı Kırmızılar ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı kiralama formülünü devreye sokmaya hedefliyor. Yani bence ben Manchester City'nin bu sezonun Galatasaray'a kiralayacağını düşünmüyorum. Ancak Galatasaray satın almak isterse tabii ki de satacağını düşünüyorum. O yüzden bence Galatasaray satın alma teklifi yapmalı. Yoksa kiralık olarak artık bırakmazlar. Çünkü her sene artık bir takıma kiraladılar, kiraladılar. Jason yer patlama yapamadı. Biliyorsunuz Manchester City'nin de öyle bir özelliği var. Roma gibi Roma gibi büyük kulüplerin. Yani oyuncuyu alıyorlar ancak başka takımlara kiralıyorlar gelişmesi için. Yani Jason Dinayer de tam Manchester City kıvamında yani Manchester City'de 11 oynayacak kıvama gelemediği için bu sefer artık satacaklar arkadaşlar. Çünkü yaşı da artık ilerliyor. Büyük ihtimal Galatasaray talip alırlarsa arkadaşlar satın almaları lazım. Kiralık olarak ben yeniden Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum. Çünkü kiralamayı düşünmediğini biliyorum Manchester City'nin. Kasımpaşa'nın forveti NBA'ye Dianga Trabzonspor formasıyla poz verdiği Kafalar karıştı. Senegalli golcü sosyal medya hesabında bordo mavili forma ile paylaştığı fotoğrafı transfer dedikoduları gündeme getirdi. Ancak Karadeniz ekibi yönetimi Dienga ile görüşmediklerini belirtti. Lacivert beyazları devre arasında Çin Süper Ligi ekibi Tianjin Teda'dan kazılan Dienga, Kasımpaşa formasıyla 12 gol attı ve 2 asist yaptı. Yani Dienga da gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Yarım dönem oynasa da 12 gol, 2 asist gerçekten muhteşem bir performans. Trabzonspor alırsa Trabzonspor için faydası olur diye düşünüyorum tabi Trabzonspor formasıyla çekip attık kendisi sosyal medya hesabına. Ancak Trabzonspor yalanladı bunu. Ama ben yine de girişimde olduklarını biliyorum arkadaşlar. Böyle bir haber aldım çünkü böyle bir duyultu aldım. Yani yakında belki de imzayı atabilir Diang'a. Mirror'un haberine göre Manchester United menajeri Jose Mourinho, Gareth Bale'in maliyetini fazla gördüğü için bu transferden vazgeçti. Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid'in 229 milyon avro bonservis bedeli belirttiği Bale, Yıllık kazançlarıyla birlikte kontrat süresi boyunca 155 milyon avroyu cebine koymak istiyor. Mourinho, geçmişinde birçok sakatlık yaşayan ve formasından uzak kalan Gerrit Bale için 384 milyon avro yatırım yapmak istemiyor. Yani Gerrit Bale da son kupa finalinde yeniden gücünü gösterdi arkadaşlar. Ben yeniden 11 oynayabilirim dedi. Yani Ronaldo ile beraber takımdan gönderilmesi şu anda bayağı gündem oldu arkadaşlar. Yani Gerrit Bale da büyük ihtimal gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar bu böyle giderse. Yani başkan göndermek istiyormuş herhalde Gerrit Bale'i de bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. Liverpool Monaco'dan Fabinho'yu transfer ettiğini duyurdu. 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Juventus'a imza atmaya hazırlanan Emre Can'ın boşluğunu dolduracak. Liverpool bu transfer için 50 milyon avroya yakın bonservis ödeyecek. Yani böylelikle arkadaşlar Liverpool'da Emre Can'ın boşluğunu doldurmuş oldu. Bakalım Salah'ı satacaklar mı? Salah'ın boşluğunu dolduramazlar çünkü çok zor doldururlar yani. Bilmiyorum bakalım hayırlısı. Ski Sports News haberine göre Real Madrid başkanı Florentino Perez, Neymar'ı transferinin nereden kaynak yaratacağını buldu. Gerrit Bale ve Cristiano Ronaldo'yu satmaya hazırlanan Real Madrid, PSG'nin Brezilyalı yıldızını kadrosuna katacak. Son olarak Gerrit Bale iki golle yıldızlaştığı Şampiyonlar Ligi finali sonrası Cristiano Ronaldo takımdan ayrılabileceğini ima etmişti. Yani Neymar transferi de bayağı konuşuluyor arkadaşlar bilmiyorum. Her an bitebilir bu transferde. Ronaldo ve Bale gitmeden de bitebilir yani sonuçta belli olmaz. Ronaldo her sene böyle açıklamalar yapıyor aynı yani Quaresma e gibi ama o da gitmiyor. Yani hiçbir şey belli olmaz. Ben Ronaldo'nun gideceğini düşünmüyorum yani. Real Madrid'siz Ronaldo'yu da düşünemiyorum şu anda. Bilmiyorum bakalım neler olacak. Heyecanla bizler de bekliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle bir transfer haberleri videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi Instagram'dan takip ederek merak ettiğiniz futbol bilgileri hakkında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güncel transfer haberlerini oradan paylaşıyoruz. Kanalımızla ilgili tüm her şeyi arkadaşlar Instagram hesabımızdan bulabilirsiniz. Sağlıkça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Yepyeni bir günde güzel bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle.